Arkadaşlar merhabalar bu videomda 10. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani uzay geometrisinin 4. videosundayız. Prizmaların da 4. videosundayız. Bu videoyla prizmaları sonlandırıyoruz. Ne anlatacağız size? Küpü anlatacağız arkadaşlar. Evet pdf'de videonun açıklama kısmında ulaşabileceğini biliyorsun ama daha önceki videolarda indirdiysen pdf'i uzay geometrisi pdf'ini şimdi indirmene gerek yok. Evet PDF hazırsan. Daha doğrusu sen hazırsan. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Küp ne demek? Tüm ayrıtları birbirine eşit olan dik prizmaya ne diyoruz? Küp diyoruz. Bütün ayrıtları birbirine eşit. Yani a a a a a alttan ayrıtı var. Alttan ama ayrıtı olur. 12 tane ayrıtın. 12'si de a ise ne diyoruz biz buna? Küp diyoruz. Bütün yüzeyler ne oluyor? Kare mi oluyor? Evet. Kare ve zar gibi düşünün aslında bunu. E o zaman hocam çoğu özellik kendiliğinden çıkacak. Mesela yüzey köşegeni. Hocam bu yüzey köşegeni a kökü. Hocam bu yüzey köşegeni A kök ki. Hocam bu yüzey köşegeni de A kök ki. Hatta yüzey köşegenlerinden oluşan üçgen nedir? Bir eşkenar üçgendir. Şurası da 60 derece olabilir. Daha doğrusu kesinlikle olur. Yani böyle bir şey gördüğünüz zaman da tabii ki siz kendiniz buna ulaşırsınız da eşkenar üçgende çıkıyor. Yalnız bu 60 havadaki açı ona da dikkat et tamam mı? 60 60 60. Peki hocam hacimden bahsedelim. Hacim dediğimiz nedir? E, taban alanı çarpı yükseklik a çarpı a çarpı a olur. Yani aküp olur. Alan dediğimiz nedir? 6 e, tane yüzü var. 6 tane karenin alanıdır. 6 tane neye eşittir? A kare eşittir. Hocam yüzey köşegeninin ne olduğunu söyledik. Burası A kökü. Burası da A kökü. Burası da A kökü olduğunu söyledik. Yüzey köşegeni A kökü. Bir de cisim köşegeninde nedir? Kare içinde A kare artı B kare artı C kareydi. Yani A kare artı A kare artı A kareden kök. 3 A kare yaptı. Bu da kaç yaptı? A kökü eşit oldu. Yani cisim köşegeninde A kökü şeklinde bulunuyor arkadaşlar. İşte burada hepsi a birim, A kök A kök 3 bahsedilmiş. Taban alanı A kare, yan alanı 4A kare, tüm alanda alttan A kare oluyor. Hacimde ne oluyor? A küp olduğunu zaten söyledik biraz önce. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Bir prizma olduğu için hatta dikdörtgenler prizması olduğu için dikdörtgenler prizmasında biz bunların sorularını detaylı bir şekilde inceledik. Sadece dikdörtgenler prizması şeklinde değil de küp şeklinde karşımıza gelir. E artık bütün soru çeşitlerini gördük. Bununla ilgili soruları da büyük ihtimalle rahat bir şekilde yapabiliriz. Örnek 32'ye bakalım. Bir ayrı daha birim olan küpün cisim köşegeninin yüzey köşegeninin oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar cisim köşegeni ee, cisim köşegeninin ne oluyordu? A kök 3 oluyordu. Bölü yüzey köşegeninin oranı. A kök A'lar gitti. Kök 2 bölü kök pardon kök 3 bölü kök 2 yaptı. E, o zaman bu da nedir? Kök 2 eşitliğini çarparsak kök 6 bölü 2'ye eşit oldu. Cevap bu. Geldik örnek 33'e. Buna göre küpün hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu üçgenin alanı verilmiş bize. Yani burası nedir? Bu yan yüzeye dik olduğu için bu da yüzeyden çizildiği için burası 90 derece değil mi? İlk videoda anlattığım şey şu dikliğe dikkat edin diye. E hocam burası A. E burası da A burası da A. Burası A kök ki. Hocam şu üçgenin alanı nedir? Dik üçgen olduğu için A çarpı A kök ki bölü 2'ye eşittir. Yani bu 6 kök ki eşitmiş. Kökler gitti. A kare buradan ne geldi arkadaşım? 12 geldi. Küpün hacmi soruluyor. O zaman A ne yapar arkadaşlar? Kök 12 yani 2 kök 3 Bizden hacim isteniyor. Hacim daha küptür. Yani a çarpı a çarpı a'dır. Yani 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 çarpı 2 kök E o zaman şu ikisini çarpma 12 yaptı. Bir de 2 ile çarpınca 24 yaptı. Bir de yanında kök 3 var. Cevabımız böylelikle 24 kök 3 oldu. Örnek 33'te. Geldik örnek 34'e. Evet Ege Ankara ile Kara Fatma birbirine eşit verilmiş. Ve bu bir küp verilmiş. DK'da verilmiş ya. Ben şuraya a dersem köpün bir kenarı ne oldu? 2a oldu. Hocam bu uzunluğa karşılık ne yapmam lazım? Dik üçgene karşılık getirmem lazım. Hemen bir üçgen oluştursam hop yüzeyden. Hocam bu tabana dik ya. Temel diklikten dolayı aha da burası da 90 derecedir. E ben buranın 2 a olduğunu biliyorum ve burada Pisagor bağıntısı yapacağım belli. Hocam Pisagor bağıntısında neresi eksik? Bak kendine o soruları sorarak eksik olan yeri ve yapacağın hamleleri kendin görebilirsin. Hocam bana burası lazım. Burayı nasıl bulacağız? Hocam şurası da 90 derece zaten. A iken burası da 2A. A 2A 1 2 kök 5 üçgeninden burası da A kök 5. Pisagor artık kullanabilirim. Şurayı da 3 kök 6 vermiş. Hocam 3 kök 6'nın karesi ne eşittir? A kök 5'in karesi artı 2A'nın karesidir. Burası 9 54 yaptı eşittir. 5A kare artı 4A kare yaptı. Yani 9A kare yaptı. 9A kare eşittir 54 ise A kare buradan 6 gelir. Bizden ne isteniyor? Kübün alanı isteniyor. Tamam A kare 6 bulduk ya. Köpün alanı nedir arkadaşlar? 6 tane a kare değil. Dikkat. Köpümün kenarı ne? 2a olduğundan dolayı 2a'nın karesidir. Yani 6 tane 4 a kare yani 24 a kare isteniyor bizden. E zaten biz a karenin 6 olduğunu biliyoruz. A kare yerine 6 yazarsam 24 çarpı 6'dan cevabımız kaç çıkacaktır? 144 çıkacaktır. Yani sorunun örnek 34'ün cevabı 144 oldu geldik öyle 35'e. Şekildeki büyük bir küpün bir köşesinden bir küp kesilip çıkartılıyor. Evet, buradan bir küp çıkartılmış. Geriye kalan cismin tüm dış yüzeyinin alanı 54 birim kare olduğuna göre bu küpün bir ayrıtının uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Bir küpten belli bir parça çıkarttığımız zaman hocam azalma olur diyenlerinizi duyar gibiyim. Sakın. Evet, hacimsel olarak azalma olur ama alan olarak azalma olmayabilir. Hemen bu soruyu yapmadan önce sana birkaç örnek göstermek istiyorum. Mesela ben bu parçayı şuradan çıkarttığım zaman şöyle çıkarttığım zaman bak dikkat et bu kısmı iyi dinle. Sana çok güzel bir şey anlatacağım şimdi. Şöyle 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 şu kısım çıktığı zaman ne oldu? Şöyle şu kısmı çıkarttığım zaman. Hocam bir parça çıkartma olayında tamam hacimsel olarak hep azalma vardır. Şunun bütün haciminden neyi çıkartacaksın? Mesela bu hacmi çıkartırsın kalan hacmi bulursun. Ama alanda öyle bir şey değildir. Alanda önce çıkartılmadan önceki tüm alanı bulacaksın. Tüm alandan eklenen alanları ekleyeceksin. Çünkü sen bir yeri böyle oyduğun zaman orada yüzeyler ekleniyor aslında. Tamam çıkan yüzeyler de oluyor ama ekstradan yüzeyler de karşısına geliyor. Eklenen alanları ekleyeceksin. Çıkarılan alanları da çıkartacaksın. Ne demek istiyorsun hocam? Bak mesela burada sen bunu çıkarttığın zaman hocam bak üst taraf çıktı. O zaman bunu çıkartacaksın. Bak şu yüzeye eklendi, bu yüzeye eklendi, bu yüzeye eklendi. Öndeki yüzeye çıktı mı? Çıktı. Bunu da çıkartacaksın. Alt yüzeye de eklendi. Şu 1, 2, 3, 4 tanesini ekleyeceksin. Alt, e, şuradaki üstü ve önü çıkartacaksın kardeşim. Bu kadar basit. Tamam mı? Ya da şöyle yap. İlk önce nötrleyenleri, nötrleyenleri bul. Hocam ilk önce nötrleyenler. Nötrleyenler demek ne demek? Bakın arkadaşlar. Şimdi çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Şu şekilde olduğu zaman. Bir şeyin çıktığı zaman hemen altında, üstünde, önünde, arkasında, sağında, solunda aynısı mı oluştu mu diye bak. Mesela sen üstü çıkarttın. Üstü çıkartınca alt tarafta oluştu mu? Oluştu. Bak çıkan parça alt tarafta oluştu. Bunda bir sıkıntı yok. Şu çıkan burada oluştu. Nötrledi. Hocam önde çıkan da arkada oluştu mu? Evet. Önde çıkan da arkada oluştu. E o zaman şu üstü çıkartmama gerek yok. Ya da önü çıkartmama gerek yok. E o zaman nötrleyenler ne oldu arkadaşlar? üst çıktı alt geldi ön çıktı arka geldi ekstradan oluşan yeni alanlar hocam sağ ve sol alanlar değil mi o zaman tüm alana şu iki tane alanı ekleyeceksin kardeşim mesela ben bunu tam buradan çıkarmış olsaydım şöyle bir küp çıkarmış olsaydım arkadaşlar şöyle dikkat edin o zaman ne olacaktı hocam ön taraf çıktı delmediysem eğer burası 18'den küçükse ön taraf çıktı arka tarafta oluştu e o zaman ne oldu ekstradan bak ön çıktı arka oluştu ekstradan hocam şu yüzey üstteki yüzey sağdaki yüzey ve alttaki yüzey ekstradan oluştu. Bu yüzeyleri ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Bak tüm alandan böyle oyduğum zaman orada kalanlar ne yaptı? Fazladan alan oldu. Yani artış oldu. Alanda genelde artış oluyor. Ama bazen azaldığı durumlarda oluyor. Arttığı durumlarda oluyor. Değişmediği durumlarda oluyor. Eski haline geri getireceksin. Mesela şöyle bir şey. Böyle bir şeyle karşılaştık. Şimdi ben bu küpü çıkartmışım şöyle. Hop şöyle hop şöyle hop şöyle. Eski haline tamamladım. Hocam tüm alandan neyi çıkartacağım? İşte eksilen alanları çıkan alanları çıkartacağım. Eklenen alanları da ekleyeceğim. Hocam üst taraf çıktı. Tamam üst taraf çıktı ama hocam bunun aynısı alt tarafta da oluştu. O zaman bunlar nötrledi. Hani çıkan eklenen. Hocam sağ taraf çıktı. Hocam bak burada burası oluştu. Hocam burada da ön taraf çıktı. Ön tarafta arkada mı oluştu? Evet. E çıkan yüzeylerin hepsi birbirini nötrledi mi nötrledi. O zaman ben burada ne diyeceğim? Şuraya A diyecek olursam buradaki kesilip çıkartılan alan önce eski alanı yazıyorum. 6 tane A kare çıkan alanları çıkartıyorum eklenen alanları ekliyorum. Ama ne eklenen var ne çıkan var. E o zaman ne diyeceğiz? Direkt birbirlerini nötrlediği için sen buradan köşeden çıkarttığın zaman alan değişmedi diyeceksin. 6 A karede ne demiş geriye kalan tüm dış yüzeyin alanı ne verilmiş? 54 verilmiş. 6a kare 54 ise a kare buradan 9 gelir. Böylelikle de a'yı kaç buluruz? 3 buluruz arkadaşlar. Bizden de küpün bir ayrıtının uzunluğu isteniyor. Cevap da ne çıkar böylelikle? 3 çıkar. Güzel bir soru ve burada da sana olayı anlattım. Tüm alana eklenen alanları ekle, çıkan alanları da çıkart. Böyle yeni alanı bulmuş olursun dostum. Tamam mı? Evet, parça çıkarmanın mantığı bu. Hacimsel olarak azalma olabilir ama alan olarak artabilir de, azalabilir de, değişmeyebilir de. Hepsi mümkün. Haberin olsun. Ben olsam böyle bir soru sorarım ha. Böyle böyle bir soru sorarım. Hatta bu çıkarmayı burada da biraz örnek gösterdiğim şekillerde de sorarım. Haberin olsun. Evet örnek 36'dayız. Bir kenarın uzunluğu 18 birim olan kübün tüm yüzeyleri bir kenar uzunluğu 3 birim olan kare şeklindeki sticker'larla kaplanıyor. Kaç tane sticker'a ne sticker'a ihtiyaç vardır diye soruluyor. Arkadaşlar ben bu sticker'larla tüm yüzey alanını böyle kaplayacağım. Yani bunun yüzey alanı 6 tane 18'in karesi değil midir? Evet. X tane 3'ün karesiyle mi böyle koyacağım arkadaşlar? Evet. X tane 3'ün karesini koyacağım arkadaşlar böyle. İşte ben bu 6 tane 18'in karesini kaç tane 9'la elde edebilirim diye soracağım yani. E o zaman burası 6 çarpı 18 çarpı 18 eşittir. X çarpı. E, 9 yaptı. Şunlar sadeleşti. Burası kaç yaptı? 2 yaptı. Bu kaç yapıyor? 36 yaptı. 36 ile de 6'nın çarpımı kaç yapıyor? 216 yapıyor. İkisi de böylelikle 216 olarak buluruz. Evet 216 tane bu stikerla ben bu işi halletmiş olurum arkadaşlar. Aslında yüzey alanlarını yorumlamak. Ama güzel bir soru. Yani eski nesil bunun yüzey alanı nedir diye sormuyor da kaç tane sticker, stickerla ya bir söyleyeyim de şunu. Stickera ihtiyaç vardır diye soruluyor. Örnek 36 216 çıktı geldik örnek 37'ye. Birim küplerden oluşan ve ayrıt uzunlukları 2, 3, 5 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir cismin tüm yüzeyleri boyanıyor. Daha sonra bu prizma 30 birim küpe ayrılıyor. Zaten hacmi kaç? Arkadaşlar birim küp sayısı demek aslında hacim demektir. Bu 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30 ya. Hacmi 30 ya. Yani 30 tane birim küp var demek. Neyse. Buna göre birim küplerin boyanmayan yüzeylerinin toplam sayısı kaçtır diye soruluyor. Tamam. Şekli çizeceğiz arkadaşlar. Haydi şekli çizelim. Şimdi kenar uzunlukları kaç? 2, 3 ve 5. Arkadaşlar şöyle. Şu 2 olsun. Şurası 3 olsun. Şöyle çizelim. Sonra şunu çizelim. Şurası da 5 olsun. Şu uzunlukta 5 olsun. Tamam mı? Şöyle çizdik. Birim küpleri ayıracağım şimdi. Dikkat. Arkadaşlar. Şurası kaç birim? 2. Burası kaç birim? 3. Burası da 5 birim olarak belirledim. Hocam ben bu 2'yi birim küplere ayırırken ne yapacağım? 1'e 1 bir olacak. Hop şöyle. Hop şöyle. Tabi burada bu 3 birimi de ayıracağım. Hocam 3 birim de şu şekilde mi olacak? 1 2. 3 tane birim küp de şöyle ayrıldı. E tabi bu da şöyle. Şöyle. Çizmeyi de öğrenin arkadaşlar. bunu da çizmeyi de öğrenin. Sonra hocam şu tarafı da yapacağım. Burayı da 5 parçaya böleceğim. Hocam 5 parça. 1 2, 3, 4 çizgiyle mi olacak? Evet 3, 4 tane çizgi oldu. E burada da arkadaşlar bu 4 çizgide şöyle birim küpler yapacak olursak aynen şu şekilde olmuş oluyor. Biraz yamuk oldu ama idare, idare etmeyin ya niye idare ediyorsunuz? Al. Al sana birim küpler. İşte bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle birim küplerin sayısı çıktı arkadaşlar. Birim küp yapmak bu şekilde. Yani bir dikdörtgenler piyasasını birim küpler bu şekilde yapılır. Ben bu iki birimi şöyle iki birim olacak şekilde yatayda kestim. Üç birimi de iki tane çizgiyle kestim. Şu beş birimi de şu beş tane dört tane çizgiyle kestim. E Bunların çizgilerini de böyle tamamlayacak olursak birim küpler karşımıza çıktı mı? Çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden şu isteniyor. Bunun etrafı boyandı mı? Boyandı. Buna göre diyor birim küplerin boyanmayan yüzeylerinin toplam sayısı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere burada 30 tane birim küp var mı? Evet var. Tüm küplerin sayısı ne yapıyor? Tüm küplerin sayısı. Tüm yüzeylerin sayısı. Küp küpteki tüm küpteki yüzey sayısı. Yüzey sayısı ne yapıyor? Hocam 30 tane küp var. 30 tane 30 tane küpte de her birinde de 600 yok mu? Var. 30 tane 6. Yani 180 tane 100 mu var arkadaşlar? Evet. 180 tane yüzümüz var. Tüm birim küplerin yüzeyleri. Hani 30 tane birim küp ayırdım ya. 30 çarpı 6'dan kaç çıktı? 30 çarpı 6, 180 çıktı. 180 tane şey var, yüzey var. İşte birim küplerin boyanmayan yüzeylerin toplam sayısı soruluyor bana. Şimdi ben kaç tane küpü boyamış oluyorum? Hocam şurada. Burası kaç? 6. Bunun yüzey alanı kadar değil midir arkadaşlar burası? 6. Burası kaç? 10. Burası kaç? Hocam 5 kere 3 15. Şurası 15. İşte burada. Bunları tek tek şey yapacaksın. Boyananları söylüyorum. Boyananları söylüyorum. Hocam 2 kere 3 6 tane var burada. Şurada 6 tane var. Boyananlar. 6 tane var elimde. Sonra burada kaç tane var arkadaşlar? Boyananlarda. Boyanan yüzeyleri sayıyorum. 5 kere 2'den 10 tane var. Artı 10. Artı. Hocam üstte de 5 kere 3 15. 15 var. Sonra bunun arkası var. Yani yüzey alanları. Çarpı 2 demeyecek miyiz arkadaşlar? Çarpı 2. Yani önünü görüyorsam arkası yok. Sağını görüyorsam solu yok. Alt, alt üstünü görüyorsam altı altta var ya. Ondan dolayı çarpı 2 dedik. Ya da hocam zaten yüzey alanı bize e, şey verir. Kaç tane? 1 olduğunu verir zaten. Tüm yüzey alanı ne yaparız? 2, 3, 5. Şu şekilde de. 2, 3, 5 ile ikişerli çarpının iki katından bulmuyor muyuz? Evet. Tüm yüzey alanı atıyorum. 58 çıktı. 58 tane 1. Hani birebirlik yüzey ya bunlar. 58'i 1'e böldüğün zaman 58 tane 100 boyanmış oluyor. Ya da burada tek tek saydık. Burası 6, burası 10, burası da 15 ya. Bunlardan da 2 tane var. Yani kaç yapıyor? 25, 31, 62 mi yapıyor? Evet boyanan yüzey 62 yaptı. Arkadaşlar tüm yüzey neydi? Tüm küpteki yüzey sayısı neydi? Parçalara ayırdığımızda 180'di. E bunlardan 62 tanesi boyalıysa eğer boyasız yüzeyleri bulacağız. Ne yapacağız? Çıkartacağız. O zaman 180'den şeyi çıkartırsak 62'yi çıkartırsak kaç gelir? 118 gelir. 118 tane küp daha doğrusu yüzey boyasız olmuş oldu arkadaşlar. Bununla ilgili birim küplerle ilgili çok güzel sorular var aslında. Sana bir tavsiyede bulunayım mı? Birim küplerle ilgili videoyu izle. Bak 2023 konu anlatımında çok değişik sorular var. Yani merak ediyorsan birim küplerle ilgili şu Bununla ilgili çok güzel sorular var. O birim küpler videosunu izlemeni tavsiye ediyorum. Tamam mı? Orada da çok detaylı bir şekilde anlatmışlığım var. Her halini anlattım. Çok gelişirsin. Orada da gelişirsin haberin olsun. Evet geldik örnek 38'e. Bir kenarı 15 birim olan kare şeklindeki kartonun dört köşesinden elde edilen bir kare kesilerek şu kareler kesilerek ne elde etmişiz? Şu şekilde bunu elde etmişiz ve bunu da böyle kıvırmışız. Bir küp Kutu elde ediyoruz. Üstü açık tabii ki. Çünkü niye? Çünkü senin tabanın burasıysa hocam taban burası böyle. Bunları yukarı kaldırdın. Ağzı açık bir kutu mu elde etmiş oluyoruz? Evet. Ağzı açık bir kutu elde etmiş oluyoruz. Oluşan kutunun hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi şuraya bakacak olursak eğer. Şimdi şu kenarla. Ya buradaki kenarların hepsi birbirine eşit değil mi? Evet. Hocam A birim A birim A birim. E bu bir kare. Yan yüzeyi de kare. O zaman burası daha olacak. E, o zaman burası daha. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burası daha, burası daha, burası daha. Bir kenarı 15'ti. Bir kenarı 15 ise yani 3A eşittir 15 ise A'yı buradan bir 5 buluruz. Yani küpün bir kenarı 5 çıktı. Hacmi soruluyor. Oluşan kutunun hacmi soruluyor. Hacimde nedir? A küp yani 5'in küpü. O da kaç yapıyor? 25 çarpı 5'ten 125 yapar arkadaşlar. Örnek 38, 125 çıktı. Ve geldik örnek 39'a. Şekildeki eş küplerden oluşan dikdörtgenler prizmasında sırasıyla turuncu, mor ve yeşil küpler. Bak turuncu şurası mor ve yeşil küpler. Ayrı ayrı çıkartılınca kalan cisimlerin dikdörtgenler prizmasının alanını alanlarına göre değişimleri nasıldır diye soruluyor arkadaşlar. Bak sırasıyla çıkartıyoruz. Yani bir bunu çıkarttık. Sonra bunu çıkarttık. Sonra bunu çıkarttık. Değişimleri nasıldır diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi en köşedekini çıkarttığım zaman ne oluyor? Hocam en köşedekini şöyle bir inceleyelim. Hop şöyle bir inceliyoruz. Hocam üstteki alan çıktı, altta oluştu mu? Oluştu. Bak tüm alandan şu öncelikle ne yapıyoruz? Biraz önce bunu da yaptık aslında ama köşedekini bir de anlatayım. Tüm alanı eklenenleri ekliyoruz, çıkartılanları çıkartıyoruz. Nötrleyenler varsa nötrlemiş oluyor. Üst çıktı, alt geldi. Hocam şurası çıktı, arka taraf geldi. Bu önü çıktı. Bunun da arkası geldi mi? Geldi. O zaman buradaki alan değişmiyor değil mi arkadaşlar? Evet değişmiyor. Turuncu da değişmedi. Turuncu da değişmez. Alan değişmez. Sonra nereyi çıkartacağım? Moru çıkartacağım. Hocam moru çıkarttığım zaman da arkadan şöyle bir morluk bir şey geldi ya. Şöyle şunu çıkarttığım zaman ne geliyor arkadaşlar? Şöyle şu küpü çıkarttığım zaman. Hocam ön taraf çıktı. Arka taraf oluştu mu? Oluştu. Ama hocam ne oldu? Ön çıktı arka oluştu. Eyvallah hocam sağ sol yüzey var. Bir de alt üst yüzeyi ekstradan yok mu? Var. Yani o zaman morda da ne oluyor arkadaşlar? Hocam 4 tane karenin alanı artmış oldu. Ön taraf arka taraf birbirini ötürledi. Sol üst sağ ve alt taraf ne oldu arkadaşlar? Bunlar ekstradan eklendi. 4 tane karenin alanı ne oldu? arttı arkadaşlar. 4 tane karenin alanı arttı. Şuraya bakacak olursak şurada da arkadaşlar tamamlayalım. Şu bizim küpümüz. Şu küpü şöyle tamamlıyorum. Tamam mı? Şöyle şöyle şöyle. Evet şimdi şu küpe bakacak olursam. Hocam üst taraf çıktı alt tarafta oluştu mu? Oluştu. Bak dikkat. Üst taraf çıktı alt taraf oluştu. Nötrledi. Üst alt nötrledi. Hocam ön taraf çıktı. Arka taraftan nötrledi. Tamam bunlar da ötürledi. Nereleri kaldı o zaman? Ben niye hallettim? Üst, alt, ön, sağ, sola hallettim. Neresi kaldı arkadaşlar? Şu yüzey. Ne oldu? Ekstradan eklendi mi arkadaşlar? Eklendi. Bak şu yüzey eklendi. Yani şöyle bakacak olursanız bana bakan tarafa eklendi. Bir de şu tarafa da eklendi mi? Eklendi. Evet. Yeşili de çıkarttığım zaman iki tane kare artışı oldu mu arkadaşlar? Artık birim kare ise iki tane bir yani iki arttı diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu şekilde oldu. Tekrar söylüyorum alt üst nötrledi sağ sol nötrledi sadece ön arka ekstradan bunlar geldi arkadaşlar yani iki tane kare artışı oldu birinci de değişmedi ikinci de dört tane karenin alanı arttı üçüncü de de iki tane karenin alanı artmış oldu arkadaşlar yüzey alanıyla da ilgili böyle sorularla karşılaşabiliyoruz lütfen ama lütfen buna da dikkat et evet gençler böylelikle küpü bitirdik mi bitirdik o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda Piramidin konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.